90 yılların böyle ikinci yarısı mı diyeyim? İkinci yarısının başları. Ben 80'den sonrasını hatırlamıyorum. Ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama ikinci yarının başları diyebiliriz. Senden iyi olmasın. Bir arkadaşla radyoda program yapıyoruz. Allah Allah. Arada işte böyle şimdi Beyoğlu denen yerde gittiğimiz birkaç şey var. Sen de pavyon. Ben diyeyim meyhane. Pavyon diyeyim ben. Ya da şey kabare. O da iyi. İçki yasağı var. O yıllarda. Tabii. Pia diye bir yer vardı. O yıllara göre çok ileri şeydiler. Ne derler? Donanımdalar yani. Orada bacon'lı spagetti yiyorum her gün radyo programından önce. Sen düşün. Çünkü olacak şey değil. Orada bir bizim yoğurtla, yoğurt yoksa sütle, genellikle ikisi de hiç olmaz, mayonezle yaptığımız şey vardır ya, beyaz sos. Ne deniyordu ona ya? Yani aslında kokteyl sos diyorlar, mayonez, hardal, elma sirkesi, biraz tuz, biraz şeker, yeterince çırparsan. Bir şey oluyor muydu? Yani... Ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız yani? Yani şu anda kendime kahve yapıyorum. Sesin uzaktan geliyor zaten. Ama işte geliyor mu? Yok, gelmiyor. Neredeyse gelmiyor bir sesi. O zaman gelmesini sağlıyorum. Bir çok mu yalnızsın ya? Kahveni kendin mi yapıyorsun? Çok yalnızım. Kendim yapıyorum. Bir de kahve yapmanın incelikleri var. Şüphesiz de yani. Kaynatmaman lazım. Aklıma gelen iki şeyi söyleyebilir miyim? Ya da üç. Bir sürü. Hakikaten insanın kendi kahvesini yapması çok acınacak bir durum ama. Bence insanın yani başkasının yaptığı kahve içmesi daha fena bir şey. Bir de hakikaten kadınlar kahve yapmayı bilmiyor. Bilmiyorlar. Yani öğrenmiyorlardı. Ben de. Bu konuda ben çok iyi niyetliyimdir. Çok iyi niyetliyimdir. İyi niyet derken? İyi niyet yani bildiğin niyet ve onun iyi hali. Hatırlarsam bir yarım saat kadar önce bunun yeterli olmadığını söylemiştin. İşte buna dayanarak söyledim. Yani tüm iyi niyetime rağmen. Belki de yani yüzlerce litre olamayan kahve içmeme rağmen. Yine de hani ya bu noktada ayrımcı olmak istemedim, anladın mı? Hayır. Haklısın. Ya anlamamak da haklısın. Ya anlayamıyorum. Geçen sene bu zaman geçen sene derken geçen sene bu zamanlardan bir iki ay kadar önce kahveyi bıraktım ben. Yani kahve içmeyi bıraktım. Tabii. O noktaya geldin yani. Şöyle oldu. Bir de şimdi ben kiloyla getirdiğim için kahveyi biraz da ayıp ustamış para harcıyorum. Kimse, yani sen beni tanımışsın. Kimseden bir şey talep etmem. Şimdi bu sabah uyanmış. Hayatta en sevmediğim şey evin içinde pijamalarda dolaşan bir şey. Nasıl yani? Neyse uyanmış, pijamalarda dolaşıyor. Yani ne zaman, hangi ara giymiş ki pijamayı? Giymişti, uyanıp giymiş. Allah Allah. En sevmediğim şey. Ne insanlar var? Bunu ona söylemedim. Uyanmış, dolaşıyor. Deplasmanda mısın abi, laf edersin ya? Yok. Pijamayı nereden bulmuş? Bir yerden bulmuş. Allah. Belki yanında getirmiştir. Bu çakallar genellikle sırt çantasıyla dolaşır. Bu bana daha strange geldi. Ne zamanki sırt çantasıyla geldi, anındaki niyeti kötü. Neyse, anlatacağım şeyi bir şey, çok kısa keseceğim. Evet, çay varsa ben bir çay alayım ben.
Senin bu konuda daha donanımlı olduğunu biliyorum. ya ben eğer deplasmandaysam... Usta, teşekkür ederim. Eğer deplasmandaysam yıkarı çık tribünüm. Neyse bitireyim abi çavşayı. Kaan'cım dedi, sana bir kahve yapayım mı dedi bana. Böyle pis pis baktı. Ne yap dedim. 10 dakika sonra kahveyle geldi. Şimdi kahveyi yakmış. Yakar. Ben öyle severim çünkü. Yani kahve dedim biraz, öğrensin. Bu ne lan it dedim. Koyu kavrulmalı, öyle düşünüyorum yani. Ayrıca da yani herkese de git demek, bu da. Lütfen buradan git dedim. Çok manasız geldi bana yani. Lütfen buradan git dedim, burası mı oda dedim. Burası dedim acı badem sahillerine benzemez dedim. Doğru demişsin. Doğru demişsin. Kapı çaldı. Su bekliyorum, su söylemişim. Bizim su servisi yapan firmanın su servisçisiyle ilişkimiz biraz gergin başladı. Gergin derken? Bizim apartman 8 katlı. Sizin apartmanın hangisi? Sağdaki. Ha tamam, bu şey 8 katlı olan. Fakat Brit bilmem hatırlar mısın yani hiç Acı Badem bölgesinde, Acı Badem testlerinde bulundum ben. Babam projeyi yaparken dedim asansör koymuyordum buraya ya dedim. Hangi proje? Mutfağı küçültüyor. Apartmanın projesi. Siz apartmanın projesini sen mi yaptın? Nedir bu şeyi nereden gideceğiz? Çay. Çayda demleme. Biraz ekşimiş gibi geldi bana. Tam bir çayın altını yak. Neyse, biraz mutfak daralıyordu biz. O yüzden dedim, buraya asansör yapmayalım. Çünkü mutfak önemli. Bir evde en önemli şey bence mutfak. Ya bunu konuşur şeyimiz yok herhalde. Yani tabii ki. Devam et yani. Dolayısıyla bir de yanlışlık da. Yani evde bir arkadaşım var. Kim? Senden iyi olması. Senin pek arkadaşın yoktur diye sordum. Onu hatırlamaya çalışıyorum ben deminden beri. Evde bir arkadaşım var. Senden iyi olması. Büyük ihtimalle bir arkadaşımın arkadaşı. Yakın arkadaşım o zaman. Ya büyük ihtimalle bir yakın arkadaşımın yakın arkadaşı. Yani bir manada emanet yani. Ya icabına bakmışsındır. Bilirim ben seni. Estağfurullah. Ben de yanlış olmaz. Yani özellikle çok ayıp lan bu sabah yani. 8'de hakikaten bak kaybedirin diye dolaşıyor. Sabah 8'de 17 arası ben de yanlış olmaz. Hatırlıyorum. Onu söyleyeyim. Hatırlıyorum. Neyse bunların zaman içerisinde Bridge. Sen de modalı bir kardeşimizsin. Ayıptır söylemesi. Sen de gayet iyi anlarsın ki bizim gençliğimiz heba olmuş be. Oldu. Ağır konuştun. Neredeyse ziyan olmuşuz diyeceğim. Ağır konuştun. Bir sonraki çayı şekersiz alayım ben.